Arkası Yarın. Üç Kız Kardeş. 4. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Mithat Bey'in Türkan, Fitnat ve Neslihan adında 3 kızı vardır. Türkan gelinlik çağına gelmiştir. Neslihan lise 1'de, Fitnat ise lise sonda okumaktadır. Kızların en mazbutu Fitnat'tır. Türkan'ın aklı fikri evlenmekte, Neslihan'ın gözü dışarıdadır. Bir gece Mithat Bey, karısı Necile Hanım'a Türkan'a görücü geleceklerini söyler. Bunu duyan Türkan'ı karalar bağlar. Çünkü Türkan'ın gözü bir süredir sokaktan kendini izleyen Ercan adında yakışıklı bir çocuktadır. Neslihan aracılık yaparak ablası Türkan'la Ercan'ın buluşmasını sağlar. Öte yandan Türkan'a görücü gelenler kızı ister. Türkan istememesine rağmen Vedat'la sözlenir. Ama bir taraftan da Ertan'la ilişkisini kız kardeşi Neslihan aracılığıyla sürdürür. Ve ne yapacaklarına karar vermek için Türkan'la Ercan buluşurlar. Neslihan söyledi. Sözlenmişsin ha? Başka ne yapabilirdim ki? Annem demek o kılıcı gibi başımda. Ayrıca sen Neslihan'a annesi ne derse onu yapsın, nikahtan önce onu kaçırırım demişsin. Doğru, öyle söylemiştim. Ne yapacaksın, karar verdin mi? Kaçırmaktan başka bir çare yok mu? Bir de biz gelip istesek seni. Saçmalama Ercan, ailem beni verdi diyorum. Parmağıma baksana, söz yüzümü görmüyor musun? Bir aya kadar da nişanım yapılacak. Peki tamam, madem öyle ben de kaçırırım. Sahi mi, ne zaman? Bilmiyorum ama nikahın kıyılmasından önce kaçırırım. Nereye kaçıracaksın beni? Bir yerlere kaçar, izimizi kaybettiririz. Daha sonra da gelir bizim eve yerleşiriz. Hayrola Neslihan, bugün tek başına gelmişsin pastaneye. Mecburen ablamla enişteme buluşturdum. Onlar rahat rahat konuşsun diye ben de buraya geldim. Bir sigara versene. Hangisinden? Hakiki sigara mı yoksa? Hakikisini ne yapayım? Geçen gün verdiğin o esrarlı sigaradan ver. Harika bir şeymiş. Öyle ama fiyatı da harikadır. Esrar bu kızım, tekel bayisine satılmıyor. Tamam be Erdal, kaç paraysa veririz. Hadi ver bir tane. Bu sefer de bedava vereyim ama bir daha parasız vermem. Al bakalım. Sağ ol. Bakıyorum da fena alıştın Esrar'a. Öyle. Bunu içince her türlü dertten, kederden arınıyorsun. Bambaşka bir insan oluyorum. Bundan böyle devamlı bundan içeceğim. Bak tekrar söylüyorum, bir daha istersen parasını ödemek zorundasın, tamam mı? Tamam be yakışıklı. Tamam, öderiz. Eyvah, ablanla konuştuğu çocuk geldi, görmesinler. Ver şu esrarlı sigarayı bana. Boş ver, gelirlerse gelsinler. Ver şu esrarlı sigarayı diyorum. Başını belaya mı sokacaksın? Ver, yoksa bir daha hazırını koklatmam sana. Aman tamam, al. Neslihan biz geldik. İyi, hoş geldiniz. Ne haberin işte, ne yaptınız? Konuştuk işte, bir şeyler yapmaya karar verdik. Yolda anlatırım. Hadi kalk gidelim, gecikirsek annem yine kıyameti koparır. Neslihan ne var senin? Dalgaymış vapur gibi sallanıyorsun. Hasta mısın yoksa bir şey mi içtin? Yok canım, gayet iyiyim. Ayaklarım yerden kesilmiş gibi geliyor bana. Sanki bulutların üzerinde yürüyorum abla. Yoksa ayaklarını yerden kesen şu yakışıklı garson mu? Erdal'ı mı kastediyorsun? Doğru, ayaklarımı o kesiyor yerden. Yakışıklı çocuk. Anlaşılan sen de onunla flört ediyorsun galiba. Boşver, beni bırak da Ercan'la ne yapmaya karar verdiniz onu söyle. Hiç, kaçmaya. Sahi mi? Evet. Harika, ne zaman peki? Zamanını o sana söyleyecek. Ercan, neden yemek yemiyoruz? Karnım aç değil baba. Yemekler güzel olmuş Rukiye, aferin. Afiyet olsun Haydar. Ertan, sen de yedin mi oğluma? Yedim. Aferin oğluma. Hiç aç kalır mı o gerizekalı? Karnı acıkınca etinden et kopartıyorlar sanki. Kıyametler kopuyor. Ciyak ciyak açım diye bağırıyor. Bıktım artık, canımdan bezdim. Tamam ulan karı, başlama yine. Kırarım kafana bak ha. Ne iş be, bir dokun bin ah işit. Ercan. Ne var baba? Ne olan süklüm püklüm duruyorsun öyle? Bir derdin mi var? Söyle de öğrenelim ha. Yok bir şey. Ben söyleyeyim. Bir kız varmış. Onunla evlenmek istiyor. Yok ya. Doğru mu lan? Evet. Öyle baba. Ne var bunda? Delikanlı değil misin? Elbette seveceksin, isteyeceksin. İstiyorsan evlenebilirsin de. Sen ne diyorsun be sarhoş adam? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Evlenebilirmiş. Neyinle evlenecek? Neyine güvenip de elin kızını alıp bu pis eve getirecek? Biz kendi boğazımıza zor yetişiyoruz. Amma büyütüyorsun be anne. Bizim ne yükümüz olur ki sana? Hepimiz ne yiyorsak kız da onu yer olur biter. Hem işe girer çalışırım da be. Çok duyduk bu çalışma laflarını. Çok. Hem daha askerliğini bile yapmadın. Asker kaçağısın sen. Polis seni bir yakalasa doğru askere götürür. Boş ver. Yakalasalar bugüne kadar yakalarlardı. Olan doğru söylüyor Rukiye. Kuş kadar gelinin ne yükü olur ki? Hem evde sana yardımcı da olur. Bak ev temizliğiydi, boklu çamaşırlardı diye şikayet edip duruyordur. Yaptırırsın bu işleri ona, olur biter. Sonra Ertan'a da bakar. Lan Ertan, ister misin bir yenge? İsterim. Sus bakayım. Bir de seni çekemem manyak şey. Sen anana bakma Ercan. İstiyorsan al getir sevdiğin kızı. Gece kondu mece kondu, bir arada yatar kalkarız, ne yapalım? Necile bugün Turgut Bey'le konuştuk da nişan konusunda acele ediyorlar. Bu ay içinde nişanı yapalım diyorlar. Ne dersin? Yapalım tabii bey. Böyle işler uzamaya gelmez. Hem Türkan da olsun istiyor artık. Yok ya, sahi mi? Vedat'a kanı ısınmış mı? Isınmaz olur mu? O gün Vedat'la dolaşmasına izin verdik ya. Damattan pek hoşlanmış kız. Vedat bizimkine sana araba ve yazlık alacağım demiş. Devir değişti Necile. Şimdiki gençler birbirlerini görmeden konuşmadan evlenmiyorlar demek ki. Biz böyle beraber gezmeye gitmeler falan görmedik. Hatırlasana, nişana kadar yüzünü bile görmemiştim seni. Kahvelerinizi getirdim. Buyur babacığım. Sağ ol Fitnat kızım. Ellerine sağlık yavrum. Türkan'la Neslihan nerede? Odadalar baba, konuşuyorlar. Sen konuşmuyor musun? Aman baba, ben onların dilinden anlamıyorum ki. Onun derdi büyük Mithat Bey. Fitnatçığım üniversite imtihanlarına hazırlanıyor. Çalış kızım, çalış yavrum. Çalışırsan mutlaka üniversiteyi kazanırsın. Ay inşallah babacığım. Kazanman için gece gündüz dua ediyorum kızım. Türkan okumadı. Neslihan'ı da okuyacağını sanmıyorum. Tek ümidimiz sensin yavrucuğum. İnşallah anneciğim. Neyse ben artık odaya çıkıp biraz ders çalışayım. Olur kızım, git çalış. Allah zihin açıklığı versin. Merhaba. Neslihan'a ne oldu abla? Ne bileyim, birden fenalaştı. Baksana çok ateşi var. Alnı alev alev yanıyor. Allah Allah. Ama eve geldiğinizde de bir gariplik vardı yüzünde zaten. Göz bebekleri kocaman kocaman olmuştu. Dikkat etmedin mi? Sarhoş gibi sallanıyordu. Ne bileyim, az önce midem bulanıyor dedi, kustu. Sonra da gelip yattı. Nesi var acaba? Anneme babama söyleyelim de doktor çağırsınlar. Aman bırak şimdi annemle babamı. Baksana ateşi var, terliyor. Belli ki grip olmuş, üşütmüş. 1-2 güne kadar geçer. Sen bilirsin ama yine de... Aman doktora gerek yok dedim sana. Hadi otur da derslerini çalış sen. Biraz bakar mısınız? Evet. Siz he? Siz Ercan değil misiniz? Evet. Sizin ne işiniz var burada? Kızmayın, Neslihan'ı soracaktım. Okula gelmedi mi? Ne yapacaksınız Neslihan'ı? Bir şey konuşacaktım da onunla. Neslihan yok, hasta. Hem bana bakın, bırakın artık bizim peşimizi. Niyetinizi biliyorum ama vazgeçin. Türkan ablam hafta sonunda nişanlanıyor, tamam mı? Tamam. Bugün nasılsın Neslihan? Daha iyiyim Türkan abla. Hafta sonu nişanım yapılacak. İyileşmeye bak. Yok ya, bu ne sürat, yangından mal mı kaçırıyorlar? Biliyor musun Neslihan, çok büyük bir vicdan azabı çekiyorum. Neden? Bizimkiler olsun, Vedat'ın ailesi olsun, harıl harıl nişan hazırlıkları yapıyorlar. Masraflara giriyorlar. Bense önünde sonunda bütün bunları bırakıp Ercan'la kaçacağım. Keşke hiç bu işe kalkışmadan çekip gitseydim. Aklını kullan aptal. Bırak nişan olsun, takılar takılsın, onları da alıp gidersin. Kaçtığın zaman paraya ihtiyacınız olacak, öyle değil mi? Evet ama bu doğru olur mu? Ercan'ın bu takılara ihtiyacı yok ki, onlar zaten zengin bir aile. Olsun, yine de ne koparırsan kârdır kızım. Üf, yoruldum. Burada mısınız siz? Yavaş kız, suratının hali ne böyle? Yoksa birisi mi asıldı sana? Ha? Aman, aklınız fikriniz hep böyle şeylerde ya. Hayır, birisi asılmadı ama birisi benimle konuşmak istedi. Kimmiş o? Kim olacak? O peşinde koşan Ercan olacak, serseri. Ne? Ercan mı? Ercan ne konuştu ki seninle? Çok merak ediyorsan söyleyeyim canım. Seni sordu. Neden okula gelmediğini merak etmiş. Yoksa Türkan ablamı bıraktı da şimdi senin peşine mi düştü o serseri? Saçmalama, benimle bir ilgisi yok. Başka neler söyledi Fitnat? Abla lütfen aklını başına topla. Anlaşılan sen o serseriyle hala ilişkini sürdürüyorsun. Yapma. Yoksa ailemizi mahvedersin, rezil edersin hepimizi. Sen artık evli sayılırsın. 2 gün sonra nişanın yapılacak. Dilinin zoruna bak. Benim o çocukla hiçbir ilgim yok. Bunu da nereden çıkardın? Madem yok da neden hala senin peşinde, söyler misin? Kızım söyledim ya sana. Ercan hala Türkan ablamın peşinde. Korkma, ablam onunla selamı sabaha çoktan kesti. Öyle değil mi Türkan abla? Tabii. Yani peşimdeyse bana ne? Ben onu çoktan unuttum gitti. Umarım doğru söylüyorsundur Türkan abla. Türkan'ın nişanı çarşının içindeki bir salonda yapıldı. Salonda olmasını Necile Hanım istemişti. Konu komşusu çoktu. Nişanda takılan takıların hemen hepsini erkek tarafı takmıştı. Takı takmışlar be Türkan abla. Şuraya bak, kuyumcu dükkanına dönmüş üzerin. Dur bakayım. 12 bilezik, 2 kolye, 4 yüzük. Cumhuriyet altınlarını unuttun galiba. Bir avuç da altın taktılar. Vedat'ın tarafı taktı kızım. İnşallah sen de Türkan ablan gibi varlıklı birini bulursun da sana da takarlar. Bizim taraf bizim gibi dar gelirli. Allah bütün kızlarıma iyi kısmetler nasip eder inşallah. Zenginlik iyi şey ama o kadar da önemli değil Necile. Önemli olan mutluluk. Ne zenginler vardır ki mutluluğun ne olduğunu bilmezler. Türkan takıları çıkart ve hepsini bana ver. Neden? Niye sana verecekmişim anne? Saklayacağım kızım. Siz kendinize bile sahip değilsiniz. Kaybedersin. Ama neden kaybedecekmişim? Çocuk muyum ben? Gardırobumda saklarım. Neslihan Hanım, ne zamandır pastanemize uğramıyordunuz. Dalga geçme be Erdal. Hastaydım, 2 gün okula da gidemedim. Neyin vardı? Ya ne bileyim, böyle içim bunaldı, midem bulandı, ateş bastı. Yeter, fazla anlatma. Ben senin hastalığın ne olduğunu anladım. Neymiş peki hastalığın? Sen ufak bir esrar krizine girmişsin güzel. Sahi mi? Belirtiler onu gösteriyor. İnsan bir kere içip de alıştı mı vücut hemen istiyor bu zehri. Bulamayınca da böyle tepkiler yapıyor. Ne haber? İster misin esrarlı bir cigara? İster misin ne demek? Onun için geldim buraya. Tamam da yamangır. Söylemiştim, bedava değil bu Mehmet. Tamam canım, kaç paraysa veririz. Önce mangırı görelim. Bir dakika. Al bakalım, bu yeter mi? Vay, çeyrek Cumhuriyet altını. Nereden buldun bunu güzelim? Üzümünü ye de bağını sorma. Geçen gün Türkan ablamın nişanı oldu. Takılan takılardan bir tane araklamıştım. Oo, bir de hırsızlık öyle mi? Bırak şimdi hırsızlığı filan. Esrarlı cigara ver hadi bana. Al bakalım. Yak. Baş üstüne. Oh, özlemişim be. İlk nefeste içim bir hoş oldu. Ablan kimle nişanlandı? Şu gizli gizli burada buluşan esmer çocukla mı? Ercan'ı mı söylüyorsun? Yok ya, onunla değil, bir başkasıyla. Madem öyle neden hala Ercan'la arkadaşlık yapıyor? Ne yapsınlar, birbirlerini seviyorlar Erdal'cığım. O zaman Ercan ailesini gönderip de isteseydi ya. Ah sen benim anamı babamı bilmezsin arkadaş. Muhtar da peygamber demez. Eski kafalıdır. Öyle sokakta bulunan birisini mümkün değil damat diye eve sokmaz. İyi ama hem birbirlerini seviyorlar hem de ablam bir başkasıyla nişanlandı. Ne olacak sonları? İyi olur be. Oh, iyi ki gelmişim buraya. Bu esrarlı sigara öyle mutlu etti ki beni Erdal. Bu bir şey değil kızım. Esrar ne ki? Çocuklar içiyor bunu. Bunun daha kuvvetleri var. Esas onları kullanacaksın ki bak mutluluk neymiş, havalarda uçmak neymiş, zevk neymiş, o zaman anlayacaksın. Tamam. Başka bir sefer de onları ver, onları kullanayım. Öyle ya ama yok. Öbür uyuşturucular dünyanın parası. Merhaba Neslihan. Vay Ercan. Ne haber enişte bey? Türkan nerede? Hiç sorma. Nişanlandı o. Artık parmağında nişan yüzüğü var. Bak onunla konuşmam gerek Neslihan. Bunu ayarlayabilir misin? Hiç sanmıyorum enişte. Dedim ya nişanlandı. Öldürsen annem onu dışarıya salmaz. İyi ama konuşacağım şeyler çok önemli. İstersen bana söyle, ben kendisine söylerim. Peki dinle öyleyse. Fitnat nerede abla? Aman nerede olacak? Her zamanki yerinde. Yani mutfakta anneme yardım ediyor. Hazır o yokken rahat rahat konuşabiliriz seninle. Ne oldu ki? Bugün Ercan'ı gördüm. Ne? Ercan'ı mı? Evet. Pastanedeydim, orada buldu beni. Ne söyledi peki? Seni sordu, benle nişanlandı dedim. İyi demişsin. Peki ne dedi? Kızardı, bozardı, sonra da seni kaçırmaya karar verdi. Sahi mi? Ne zaman kaçıracakmış peki? Bu gece. Ne? Bu gece mi dedin? Evet. Senin gerekli hazırlıkları yapmanı, gece yarısı gelip seni alacağını söyledi. Aman Allah'ım, demek bu gece ha? Ay öyle ani oldu ki heyecandan ne yapacağımı şaşırdım kaldım şimdi. Söylesene, yanıma neler almam gerekiyor? Yani ne bileyim, küçük valize giysilerini, çamaşırlarını falan koy, onlar sana lazım olacak. Haklısın. Aman giderken nişanında takılan takıları almayı da unutma. Takıları mı? Ay, ama onları Vedat'ın tarafı takmıştı hep. Aman boş ver be kızım, kim takarsa taksın sana ne? Dünyanın parası eder o altınlar. Sıkıştıkça bozdurur harcarsın. Doğru. İyi ama Fitnat da bizimle aynı odada kalıyor. Onun yanındayken nasıl kaçarım? Mümkün yok, göz yummaz, hemen anneme babama haber verir. Kolay. Bu odada gece yarısını beklersek Fitnat kolay kolay uyumaz. Ama salonda oturursak Fitnat'ın uykusu gelir, erkenden yatar. Peki öyle yaparız. Hadi şimdi sen benim toplanmama yardım et. Heyecandan kalbim duracak kız. Tıpkı Türk filmlerindeki gibi. Ben de sevdiğim adamla kaçıyorum. Ne kadar heyecanlı değil mi? Öyle çok heyecanlı da esas heyecan senin kaçtığın anlaşıldıktan sonra başlayacak bu evde. Allah kim bilir neler olacak, çok merak ediyorum. Üç Kız Kardeş adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.